Balgam çıkarmak için kullandığımız diğer alet threshold pep. Bunun bir ağızlık kısmı var. Bir burun klipsi var. Ve direnci ayarladığımız rezistör dediğimiz bir kısmı var. Ağızlığı mutlaka bu mavi kısmına doğru takıp yerleştiriyorsun. Ben bunun değerini senin için ayarladım. Mutlaka her zaman bu değerde çalışmış oluyor olmana dikkat et. Eğer kayarsa ya da yeri değişirse bu aşağıdaki ayarlama çubuğunu ayarlayarak değiştiriyorsun. Mutlaka sana ayarladığım değere getirip o şekilde çalışmaya başlıyorsun. Dirsekleri masada destekli ve bunu dik bir pozisyonda tutarak çalışacaksın. Mutlaka burun klipsiyle çalışıyoruz. Burun klipsini yerleştiriyorsun. Şimdi senden istediğim bir yerleştir bunu ağızdan. Güzel. Peki. Nefesini al. Bu da aletin içinden nefes alabiliyorsun ve sonuna kadar üfle. Verdiğin nefesin kesikli olmamasına dikkat et. Aletin direncini yenmeye çalış. Sekiz nefes alalım içinden şimdi. Peki, bir deneyelim. Rahat nefes alır. Peki, yine dengemizi yapacağız. Bir kere daha. Güzel, dinlen. Bu aletin temizliği flutter'dan farklı. Ağızlığı istediğin gibi yıkayabilirsin. Aynı şekilde burun klipsini de yıkayabilirsin. Ama bu aleti kaynatmıyorsun ya da sıcak bir suyun içinde kullanmıyorsun. Aynı şekilde içine bir şey sokup da temizlememen gerekiyor. O yüzden ılık her seanstan sonra ılık bir suyun içinde temizleyip kurumaya bırak. Ama akşam da mutlaka yine ılık sabunlu bir suda bunu temizle ve tekrar kurumaya bırak. Aletin içi nemli olmayacak sen çalışırken. Mutlaka aletin tamamen kurumuş olması gerekiyor. Ona dikkat et. Kurumadan bunu kullanma.